Bizim bir hikayeye ihtiyacımız var. Benim kafamda bir şey var aslında. İstedim ki sen de duy, sonra bir ağız birliği olsun. Bir daha patlamayalım. Neymiş hikayen? Hadi Kerem anlat. Hadi anlat bilelim, öğrenelim. Ben biliyorum. Onu iki dakikada halledeceğiz zaten. Allah Allah. Diyeceğim ki, bu kadın çok bencil. Herhalde diyeceğim bir kişilik bozukluğu var. Benim de ruh sağlığımı çok bozdu diyeceğim. Terapiste diyecek ki, ben kalkayım, sen istersen gel benim yerime otur diyecek. Sen zaten her şeyi çok biliyormuşsun diyecek. Biz niye gidiyoruz terapiste? Biz anlatacağız, o tanı koyacak değil mi? Yani sen hayatında hiç mi terapiste gitmedin? Hiç ihtiyacım olmadı öyle bir şeye. Evet, ihtiyacın olmamıştır. Çünkü inkar etme de bir yöntem. Ama kötü bir yöntem. Ben hiçbir şeyi inkar etmiyorum ya. Bak Kerem, inkar ettiğini inkar ediyorsun, ustalıktan üstadlığa geçiş yaptın. Bitti zaten. Bence hiç terapiste bile gitmeyelim, raporu direkt sen hazırla. Hakim sorarsa kızım hangi sıfatla diye, ben her şeyi çok biliyorum dersin. Evet, Kerem Yeter alay etmeye başladıysa savunma mekanizmaları devrededir. Ne yapacaksın? Birazdan saldırıya geçeceksin değil mi? Ben hazırım, hadi saldır. Arkadaşlar, acaba enerjinizi burada harcamasanız da şurada yazacağımız hikayeyi terapiste anlatırken mi harcasınız? Her şeyi çok iyi biliyor ya, anlatsın dinleyelim. Ya biliyorum tabii. Hı. Anlatıyorum. Var benim bir hikayem. Bakın şimdi. Evli olduğumuz bir... Muhabbetine doyum olmayan. Sonra aynı sahneye 4 farklı blok yazdım. Kız geliyor, 6 farklı kombin değiştiriyor. Sırf geceki restoran sahnesi için. Onu giyiyor, bunu çıkarıyor. Onu giyiyor, bunu çıkarıyor. Sonra bitmiyor sahne. Aynı zamanda da muazzam düşünceli bir eşimiz. Midem bulun. Midem bulun. Kerem. Birincisi, temizlik kovası evde nerede durur ben bilmem. İkincisi de bu mu yani senin muazzam düşünceli anlayışlı eş tanımın? Hayır, öyle olacaksa akşamdan kalma ilacıyla evlen. Bir ömür boyu mutlu mesut yaşarsınız. Ya terapisti kandırmaya çalışıyoruz Kerem. Kolay iş mi? Böyle modern detaylarla işte şey yapıyoruz. Hikayemizi inandırıcı hale getiriyoruz. Kerem Bey, insan kaynakları raporlama için... Feza, şimdi değil. Ya siz niye hep bana bağırıyorsunuz ya? İşte senin zamanlaman sıkıntılı. O yüzden zamanlaman sıkıntılı. Hadi, hadi. Şey, önemli bir şey konuşuyorduk. O yüzden. Neyse abi, Ayşe'ye gidiyordu. Anlatsana. Şimdi ben böyle bir heyecanla hazırlanırken kuafördeki dedikodu yapan iki kadın benim dikkatimi çekiyor. Acaba Kerem bana ne zaman evlenme teklif edecek? Sen piramidin evde olduğunu bilmiyor musun? Aa, Fenerbahçe'nin evli miymiş? Ne?
Benim beyaz atlı prensim yapmaz öyle şey. Her cumartesi Boğaz'da arabasıyla gezdirir beni. Ay sana da aman. Ne beyaz atlı prensi be? Mavi gözlü beygirim o benim. Bana bak, beygir beygir demeyin benim beyaz çikolatama. Beni ayağa kaldırma, yiyorlarım saçınızı başınızı. Ben Kerem'den boşanıyorum. Bu iş böyle olmaz. O an hepimiz anlıyoruz ki sen o anda bütün kadınları aynı anda idare eden böyle manyağın biriymişsin. Ki öylesin de. Kuaför salonu da aslında kuaför değilmiş. Galaksiler arası yolculuk yapan bir uzay gemisiymiş. Ben de kendimi klonlamışım, bütün kadınlara dağıtmışım. Ama sonradan tabii ortaya çıkınca aklanmışım. Bütün kadınlar, bütün Keremlerle bir koloni halinde mutlu mesut yaşıyorlar. Ne diyorsun sen ya Kerem ha? Vallahi Ayşe, hakkını yemeyelim şimdi Kerem'in. Senin şu anlattığın detaycı modern hikayeye güzel bir final oldu bence. Hadi tamam, ben manyak olayım, başka hayatlarım da olsun. Peki niye benim bütün sevgililerim aynı kuaföre gidiyor? Ben orayı hiç anlamadım. Yani orasını biz de açıklayamadık deriz. İşte büyük bir tesadüf deriz, ilahi adalet deriz, deriz bir şeyler. Şey derim, benim rüyalarım çıkıyor derim, inanır. Tamam, şu an uzlaşmacı davranmaya çalışıyorum. Hikayendeki tutarsızlıkları bir kenara atarsak, babam şu anlattıklarını duysa, o anlattığın kuaförde ne kadar tarak, ne kadar fön makinesi var, ne kadar saç maşası var, ısıta ısıta bana öyle güzel monte eder ki, beni Biennale'de güzel bir enstalasyon çalışması olarak ömür boyu sergiler. Bunları da rapor ederiz Buracığım. Evet. Tamam Kerem, hadi sen anlat. Sen anlat, bir tane dinleyelim. O sarhoşluk olayında aslında benim de kafama güzel bir hikaye geldi bak. Dinleyin. Yoğun geçen bir iş gününün ardından ben eve dönüyorum. Dolunayın ışığı odaya vuruyor ve senin silüetini görüyorum. Işığı açıyorum ve bir de ne göreyim? Sen orada rol arkadaşınla güya sahne çalışıyorsun. Hayatım. Ayşe. Kerem hayatım, nasılsın? Bak senaryo, oyuncu. Oyuncu, senaryo, Ayşe. Bir daha söyle. Buradayım güzelim. Duş alıyorum. Duş mu alıyorsun? Bir daha söyle. Buradayım güzelim. Duş alıyorum. Duş mu? Ali, yapma Ali. İhanet. Terapist. Güya. Ya Kerem, benim hikayemde Muslim Baba senin canını okuyor. Peki senin hikayendeki herhangi bir ayrıntıyı benim abim duysa, bak abim duysa, Rıza abim duysa bana ne yapar? Bir düşün ya, azıcık düşün, şu kapı bir düşünür müsün lütfen? Tamam, ben senin gibi usta bir kavgacı olamayabilirim. Yani anlaşmazlık hikayeleri bulmakta zorlanıyorum demek ki. Bence sen insanları idare etmek için söylediğin yalanları bir düşün, kesin bir şey çıkartırsın oradan. Yo, samimi söylüyorum aslında, sen bu konularda daha iyisin. Düşün bak, en başta annem. Sonra Gonca, atölyede kankaydınız. Sonra düşman gibi davrandın ta ki geçen güne kadar. En güzel örneği Ceyda. Hı? Gerçi Ceyda'nın da payı var. Ama öyle bir şey olmasaydı iyi geçinebilir miydin Ceyda'yla? Şüpheli. Yani Kerem, ben senin gibi insanlara kendimi sevdirmek için akrobasi yapmıyorum. Ne yapayım? Yani herkesle iyi geçinmek için böyle hissetmediğin gibi davranmak marifet mi? Bu ne demek ya? İnsanlara nazik davranıyorum, kalplerini kırmıyorum diye git polise şikayet et, hapse attır beni. Aa, tabii tabii, tabii Rıza abicim, tabii tabii hallederiz. Tabii Rıza abicim, ha, oraya da gideriz. Ha Melahat anneciğim, teşekkür ederim. Ay ben sarmayı çok severim, en sevdiğim yemek sarma. Hmm, ellerinize sağlık. Volkan bro, ne derdin var, hemen hallederim bro. Oo. Bir dakika, bir saniye. Ben onları samimi söylemediğimi mi sanıyorsun? Yani sen de benim gerçekten durduk yere insanlarla kavga ettiğimi mi düşünüyorsun? Ben Rıza abiyi de Melahat anneyi de seviyorum. Yani Kerem tabii ki de seversin. Çünkü benim annemle, abim, abilerim, bütün ailem seni çok seviyor. Damadım da damadım diye gözünün içine bakıyor. Yelda teyze öyle mi? Nasıl davranıyor evde bana, görmüyor musun? Yani bir gün iyi davransa ertesi gün daha kötü davranıyor. Tamam canım, senin de duyduğun iki çift laf. Onu da kulağın arkasına atıver. Oldu. Gururum var be benim. Aa, benim yok sanki. Tamam ya, ben gidiyorum. Ne yaparsanız yapın. Hacılar, siz olmuşsunuz ya. Ya sen de beni iyice havaya soktun hakikaten. Evli çiftler gibi kavga edip dır 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 burada geçimsiz gibi. Benim sana bir şey yaptırabilme gücüm olsa şu an seni sakinleştirdim. Niye kavga ettireyim? Arkadaşlar, yerinde müdahale, muhabbet kurtarır kontenjanından yararlanarak bir şey söylemem lazım. Siz burada tartışıyorsunuz ama hala
terapiste anlatacak bir hikayeniz yok. Of, ya bu evli insanlar neden kavga ediyor? Neden kavga edip boşanıyorlar? Volkan Bey, Kerem Bey'e iletir misiniz? Yarın Canat'ın Skype meetingi için. Çünkü rahat rahat bir nefes alamadıkları için. Hadi Ayşe. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?